Öncelikle mümkün olduğu kadar anlaşılabilir bir şekilde çalışmamızı size sunacağız. Şimdiden vakit ayırdığınız için çok çok teşekkürler. Burada şöyle bir şey yapacağım. Bu tabloyu da çok önemli anlatmak istiyorum. Kısa vadeli, yani toplam yükümlülüklerimiz 9 milyar 500 diye diyoruz. Aslında buradaki gerçek yükümlülüğümüz ne? Çünkü yükümlülük şu demek, biz bu kadar parayı ödeyeceğiz demek. Bunların içerisinde ilişkili taraflardan alacaklar var. Bu yükümlülük içerisinde olmaması gereken birçok nokta var. Onları eksilttiğimizde toplam yükümlülüğümüz, gerçek yükümlülüğümüz 6 milyar 693 milyon. Bu yükümlülüğümüz, sözleşmelerimizin kimisi 5 sene, vadelerimizin kimisi 6 seneye varıyor. Onların tamamını içeriyor. Yani ortalaması kaç senedir yaşlandırılmış bir hesap yok bende. O yüzden yanlış bir bilgi vermek istemem ama şöyle söyleyebilirim, hani tüccar bilançosu mantığıyla ortalaması benim baktığımda yaklaşık 4 sene. Yani 4 senelik yükümlülüğümüzün toplamı 6 milyar 693. Giderlerden hep sorumlu tutuluyorum. Bunu ifade edilmediği için kimse özür dileyerek kendim ifade etmek zorundayım. Tekrar başka türlü maalesef şey olmuyor ama yani ben sadece Galatasaray'ın futboluyla ilgili şey yapmıyorum. Yani Galatasaray'a gider üreten kısımda bir şey yapmıyorum. Yani neler yapıyorum basitçe, işte son 3 aydır sponsorluk kısmıyla ilgileniyorum. İşte kombine veya bilet gelirinin kısmıyla ilgilendim. Yani bilet fiyatlamalarıyla, kombine, bileti, stadı zaten layıkıyla burada İsmail abi, Bora abi, herkes çok şey yapıyor. Veya sponsorluk kısmında Niyazi abiler uğraşıyor. Florya projesinin tüm proje süreciyle ilgileniyorum. Yine Galatasaray'ımızın burada değerli Mehmet Akif Bey var, başkanımız liderliğinde. Kemerburaz projesinin tüm inşaat işlerini yapıyorum. Galatasaray Adası'nın tüm inşaat işlerini yapıyorum. Mecidiyeköy projesinin başından sonuna, ofisten dönüşümüne, projelendirilmesi, satış sunumuna, lansmanının yapılmasına ve ilk baştaki satışıyla ilgilendim. Şimdi de Metin Başkanımız bununla ilgileniyor. Bir de Sportif AŞ'nin ve derneğin banka ilişkileri, nakit akış ilişkileriyle birlikte Dursun Başkanımızla birlikte çalışıyorum. Bunu ben söylemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. Yani yaptığım bir şeyi söylemek için değil ama uygulandırdınız beni. Çok sağ olun. Sadece bilerek söylenmediği için gücüme gidiyor. Onu söyleyeyim. Yani bunun size şeyce gelmesin. Ne diyeyim? Çünkü bilerek söylenmiyor maalesef. Bugün bu kanıya net olarak anladım. Bunlar sanki futboldan da anlamam ki, ben bir şeyi yönetmeye çalışıyorum. Yani futbol, Avrupa futbolunu çok izlerim ederim ama bir şey yapmaya çalışıyoruz. Layıkıyla veya değil. Tüm borcumuzu bitirecek ve bizi ilk 10 kulüp arasına sokacak projeleri ve bunların detaylı matematiğini ve hangi kaynakla gerçekleştirileceğini. Kaynak sıralamasıyla istememiz lazım. Çünkü her zaman, her yönetim, hepimiz projeleri anlatıyoruz ama kaynak sıralaması diye bir şey sunmuyoruz. Kaynak yoksa, yani 20 yıldır Galatasaray'da yeni tesis, böyle bambaşka, yepyeni bir şey yapılmış mı, yok. Kaynak olmadığı için. Alırsınız yeri, yaparsınız ama kaynak sıralamasını ve kaynak matematiğini, şu kaynağı, şurayı satacağız, orayı yapacaksın, para nerede? Çünkü temelde nakit akışı sıkıntısı var, para yok. Parayı nasıl üreteceksin kısmını lütfen kaynak ve matematik projelerini hep soralım. Bize sen kendi katma değerinle ne para kazandırdığının bağımsız denetim raporu gelsin. Ve bunu ne oranda harcadığının bağımsız derim. O zaman yönetimler şuna bakar. Hepimiz biliriz ki bu yönetim kendi katmalarıyla şunu kazandırmış diye. Ve bunu tüzükte yer almasını talep edelim. Çok daha şeffaf ve sağlıklı olur. Aylık bilgilendirme toplantıları muhakkak olsun. Çok daha şeffaf, sağlıklı olur. Çünkü şeffaflık olunca manipülasyon da azalır. Hiçbir zaman bitmez. Çünkü niyetle alakalı. İştirak şirketleri dahil tüm YK üyelerinin her bilanço döneminde performans hedeflerinin belirlenmesini ve yine Big Four'dan, büyük dört denetim şirketinden birinin tarafından 3 ayda bir yapılacak denetimle yönetici performans raporunun yayınlanmasını, bunun da tüzüğe eklenmesini. Neden?
herkesin yönetici olma amacına kıvanç duymak. Birçok şeyde bu bizim yönetim için demiyorum ha, yani tüm bugüne kadar ki hangi yöneticinin sorumluluğu belli ama KPI'yi belli değil. Yani hedefi, her yıllık hedefi olması lazım çok basit bir şeyle. Bunu da tüzeye koyarsak o hedefe göre de 3 ayda bir gerçekleşmeye bakar herkes. Bu sefer bizler kıvanç duymak için ya ben bu ay 3 ay hedefi tutturamayacağım, bu da herkese ilan edilecek, o zaman icraat yapmam lazım, çok çalışmam lazım deriz. Galatasaray kazanır. Bu 3 ana başlığı değiştirebilirsek gerçekten sürdürülebilirliğe çok katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.